Merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün sizlerle Autoride için yazmış olduğum bir yazı var. O yorumun özetini sizlerle paylaşacağım. Eşofmanlarımızdan kurtulmaya az kaldığını tahmin ettiğimiz eski ve yeni alışkanlıklarımızı dengelemeye çalıştığımız taptaze bir dönemdeyiz. Bundan sonra salgın ve bir sonraki dönemin konusu iklim değişikliği tercihlerimizi nasıl etkileyecek? Ekonomik kriz sonrasında açılacak yeni kredi muslukları, çevreci hareketler, mobiliteyi hangi rüzgarlar dolduracak? Mobilite baştan sona değişecek mi? Geleneksel araç sahipliğinden mikro mobiliteye doğru bir yolculuk mu başlıyor? Haydi şimdi eşofman çağından sonra mobiliteye bakalım. Krizin ilk dönemlerinde temel içgüdülerle yanlış bir tanımlama olmaz herhalde. Hijyenle kafayı yedik. Bugün artık orta düzeyde bilgi ve öngörülebilirliğe ulaştığımızı sanıyoruz. Eski hayatımızı yenisiyle dengelemeye çalıştığımız bir dönemdeyiz. Pandemi maceramızda tüketicilerin mobilite karar verme sürecini oluşturan iki temel değişim bulunuyordu. İlki, sağlık endişelerimiz ki, tahmin ediyorum göreceli olarak kontrol altına almış durumdayız. Artık her şeye güvenli mi diye bakmıyoruz. Güvenli mi diye soran endişeli zihinlerimiz, buna değer mi gibi daha temkinli sorular sormaya başladı. Nihayet seçim yapabileceğimiz, proaktif karar verebileceğimiz, kendimizi öyle hissettiğimiz bir düzeye eriştik. 2020'nin başlangıcından bu yana global ölçekte Google'da drive-in aramaları roket hızıyla yükselmiş. Dünyanın her tarafında insanlar arabalı restoran, arabalı sinema, hatta arabalı hayvanat bahçesi aramışlar. Tüketicilerin %40'ı önümüzdeki 12 ay içinde toplu taşımadan kaçınmaya devam edeceklerini veya toplu taşımadan henüz emin olmadıklarını ifade etmişler. Otomotiv sektörünü tüm unsurları ile yepyeni bir dönem bekliyor bence. Tüketicilerin taleplerini etkileyecek başka unsurlar da olabilir. Hatta yeni teşvikler, mesela The Great Reset denilen büyük yeniden başlangıç sektörü kökten değiştirebilir. Araç sahipliği tercihlerini değerlendirirken büyük kentlerde otopark alanlarının sınırlı olması, tercihleri bireysel mikro araçlara yönelteceği düşüncesindeyim. Motosiklet, scooter, elektrikli motosiklet, elektrikli scooter, mikro mobilite, iki teker, üç teker veya dört teker mini araçların talebinde büyük bir artış olacağı düşüncesindeyim. Eşofmanlarımızla oturduğumuz bu günlerin öncesinde çok konuştuğumuz otonom taksiler salgın nedeniyle bence olumsuz etkilenecek. Ama yine de peşin hükümlü değilim. Hep birlikte izleyeceğiz, neler olacağını göreceğiz. Dünyanın yeni lideri diyebileceğimiz Çin'deki elektrikli ve hibrit araç sayısındaki son yıllarda anormal bir artış olduğunu hepimiz biliyoruz. Benim öngörüm ise bu dünyanın geleceğinin bir göstergesi. Sonuç olarak eski dünyada yeni normal arayışımız kendi içimizden başlasa da üst akıl çalışmaları bireysel kararlarımızın oluşmasında etkili olacaktır. Yazdıklarımın, yorumumun tamamına autoride.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında yazının linkini de paylaştım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki düşüncelerim e-spor ve dijital sporlar üzerine olacak. Yeni yazılarda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.